Çağla Büyükakçay, Türkiye'de tenis branşında Grand Slam oynamaya hak kazanan ilk kadın tenisçiyim. Yaptığınız iş her neyse fark yaratmak için illaki ezber bozuluyor. Ve ben de düşündüğüm zaman hayatla ilgili ezber bozduğum ilk şeyin hiç altyapısı, tenis altyapısı olmayan bir ülkede profesyonel tenisçi olma kararını vererek yaptığımı düşünüyorum. Ama hikayenin başına dönecek olursak, tenisle tanışmam tamamen şans eseri oldu. Adana'da doğdum, büyüdüm. Belki vardır aranızda Adanalılar. İnsanların sosyalleşebilecekleri yerler fazla yoktu o dönemde. Ve benim ailem de bir tenis kulübünde arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. Ve bu benim için çok büyük bir şanstı. Kendileri o dönemde tenis oynamadıkları halde babam her iş çıkışı tenis kulübüne gelirdi. Ve biz hep beraber orada vakit geçirirdik. Zannediyorum ki tenis oynayabilecek kadar büyüdüğümüzü düşündükleri zaman ablamla beni 1997 yazı, yani ben 8 yaşımdayken tenise yazdırdılar ve tenisle tanıştım. Bu arada aynı dönemde farklı şeylerle de ilgilenmemizi istediler. Yazın, tabii boş vaktimiz çok ve Adana çok sıcak bir yer, beni yüzme kursuna ve musiki cemiyetine de yazdırdılar. Evet, biraz ters ama haftada iki, o dönemde haftada iki yüzüyor, haftada iki tenis oynuyor ve haftada iki müzik eğitimi alıyordum. Ben tenise gideceğim günleri iple çekerken eğitim aldığım müzik merkezinde solist oldum. Daha da garip. Ve ailede konservatuar okuma fikri dolaşmaya başladı. Bu dönemde tenise ilgim o kadar arttı ki okulum haftada iki olmasına rağmen ben diğer derslerim biter bitmez tenis kulübüne koşup 40 derece Adana sıcağında oynayacak kimseyi bulamadığım için kendi kendime duvarda tenis oynuyordum. Yeni sene başlarken müzik ile tenis arasında bir seçim yapmamız gerekti. Benim isteklerime kulak veren ailem için tenisi seçme kararı çok uzun sürmedi. Aile her şeyin temel taşı ve ailelerimizin verdiği kararlar bütün hayatımızı etkiliyor. Ve ben de bu konuda çok şanslıydım. Her zaman arkamda durdular ve ebeveyn olarak kendilerine düşen görevi her zaman yerine getirdiler. Benim bugün rakiplerimden çok büyük bir farkım var. Ben ve ailem tenis oynamaya başladığım günden beri aklımızda profesyonel tenisçi olmak ile ilgili hiçbir fikir yoktu. Dönemin şampiyonları Pete Sampras, Monica Seles, Steffi Graf gibi isimleri televizyondan izliyordum tabii ki. Ama bir profesyonel nasıl yaşar, nasıl çalışır, dünya sıralamasında nasıl yer alır, nasıl yükselir? Bu soruların cevabını bilmediğimiz için aralarında en çok bildiğimiz olan şeyi çalışmayı esas aldık. Ve ben de kendime küçük hedefler koyarak başladım işe. 12-13 yaşlarında bir çocuk için çok yorucu bir temponun içine girdim. Tenis ve eğitimi birlikte götürmek kolay olmadı. Haftanın 6 günü, günde 4 saat tenis oynuyor. Sabah 6'da kalkıp ilk önce antrenmana, sonra okula, sonra tekrar antrenmana koşuyordum. Bu arada yavaş yavaş çalışmalarımın meyvelerini toplamaya başladım. 12 yaşımda ilk Türkiye şampiyonluğumu aldım. 13 yaşımda ilk kez milli takıma seçildim. Ve emeğimin karşılığını almaya başlayınca çalışma ve başka kupalar kazanma arzum her geçen gün arttı. Kazandıkça yeni hedefler belirledim. Ben ve ailem birçok ezber bozduk. Tenise başladıktan sonra ailecek hiç tatile gitmedik. Ben sömestrlarımın, tatillerimin hepsini Türkiye'nin binbir yerinde düzenlenen turnuvaları oynayarak geçirdim. Tüm arkadaşlarımın doğum günü partilerine antrenmanda olmak zorunda olduğum için kaçırdım. Hiçbir okul gezisine gidemedim ama hayatımdan hiçbir zaman şikayet etmedim. Bence bir insan için en önemli şey yaptığı iş her neyse kendini oraya ait hissedip mutlu olması. Ben yaşıtlarımdan çok farklı bir hayat yaşarken bir gün bile kaçırdığım partileri aramadım. Ben ve ailem birçok fedakarlıkta bulunduk ama en büyük fedakarlık, hatta hayatımın dönüm noktalarından biri olarak gördüğüm 14 yaşımdayken annemin tenisimin daha çok gelişeceği düşüncesiyle ablamın da üniversiteyi kazanmasından cesaretlenerek karar verdiği Adana'dan İstanbul'a göç kararı
hayatımı tamamen bambaşka bir yola soktu. Yepyeni bir hayat yeni kapılar açtı önüme. İstanbul'a göre çok küçük olan Adana gibi bir şehirden bir metropole alışmak hiç kolay olmadı. Havasından trafiğine, pahalılığından kalabalığına kadar zorlandığımız çok şey oldu. Ama tenis sayesinde hepsini kısa sürede aştım. Türkiye'nin en iyi iki spor kulübünden birine transfer oldum. Enka Spor Kulübü'ne. Çalışmalarıma İstanbul'un düzeni yüzünden Adana'daki tempomdan biraz daha düşük ama daha verimli olarak son hızda devam ettim. Ve yeni kulübümde 14 yaşımın ortalarında A milli takıma seçilerek A milli takıma seçilen en genç Türk ünvanını aldım. İstanbul'a geldikten sonra teknolojinin ilerlemesiyle de birlikte profesyonel tenisle ilgili daha iyi bilgiler edinmeye başladım ve Türkiye'deki bazı gerçeklerle yüzleştim. Profesyonel tenis hayatının gereği senede 20-30 hafta arası dünyanın 1001 yerinde düzenlenen uluslararası turnuvaları oynayıp buralarda puan kazanmak ve dünya sıralamasında kendine bu kazandığın puanlardan bir yer edinmekten geçiyormuş. Bu 20-30 hafta turnuva oynayabilmek ve özel antrenör, özel kondisyoner, diyetisyen gibi ihtiyaçları karşılayabilmek ciddi bir maddiyat içerdiği için Türkiye'de birçok oynayan yetenekli sporcu sponsor bulamıyorlar ve bu yüzden tenis kariyerlerini Amerika'da bursla okuyarak kullanıyorlarmış. Ben Adana'da yaşarken açıkçası Amerika'da tenis oynama fikri hoşuma giderdi. Ama İstanbul'a geldiğimde Amerika'da okuyup gelen sporcuların tenislerini daha ileri götürmediklerini gördüğümde Amerika dosyasını kapattım ve bu kararı verdiğimde de içime kimsenin yapamayacağı ile ilgili inanılmaz bir inanç girdi. Sayısız Türkiye şampiyonlukları edindim. Her yaş grubunda milli takım oynamaya devam ettim. Ve 16 yaşımın sonunda şans kapımı çaldı. Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından bir tanesi, gelecek vadeden bir tenisçiye uzun vadede sponsor olmak istediklerini federasyona bildirdiler. Türkiye Tenis Federasyonu aracılığıyla 17 yaşımda profesyonel bir sponsorluk anlaşması imzalayarak hayallerimin dünyasına açılan kapıyı araladım. Çalışma düzenim tamamen değişti. Eğitimimi tenise daha fazla vakit ayırabilmek için akşam lisesini aldım. Rakiplerim Wimbledon şampiyonları çıkartan ülkelerden, bazıları tenisçi olmak için proje çocuğu, bazılarının başka şansı olmadığı için 12 yaşındaki çocuklarıyla çanta sırtlarında ülke ülke gezip bu işi kovalayan ailelerdi. Onlara yetişebilmek için çok çalıştım. Evimden ayrı kalıp annemi, ailemi çok özledim. Çok maç kaybettim. Bu işi yapamayacağımı çok düşündüm. Şu anda sizinle düşe kalka geçirdiğim bir sezonun daha ardından dünyanın 136 numarası olarak konuşuyorum. Yaşım 25 ve ilk Grand Slam oynayarak tarihteki en yüksek sıralamaya sahip kadın tenisçi olarak hayallerim her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yine çocukluğuma dönecek olursam, bir seçim yapıldı ve benim hayatım değişti. Cesaret edip hiç tenis kültürü olmayan, örnek alabileceğim bir rol modelim yokken bana destek olmaya devam eden anne ve babama, her düştüğümde daha güçlü kalkmam için elleri her zaman olan anneme, özellikle burada, çok teşekkür ederim. Şimdi benim için çok özel bir an vardı geçen sene. Sizinle bir video paylaşmak istiyorum. Ülkemizde düzenlenen Akdeniz Olimpiyatları'nda Türk tenis tarihinin ilk altın madalyalarını aldım geçen sene. Ve her zaman televizyondan izlediğim, işte bayrağımızın göndere çekilip marşımızı okunduğum ülkemizde oldu bu. Benim en büyük şansımdı bence ülkemizde düzenlenmesi. Bu şansa eriştim ve tarifsiz duygular yaşadım. Bu videoyu seyretmek istiyorum çünkü şu anda da kariyerimde çok zor zamanlar geçirdiğim oluyor. Ve eminim ki herkesin kariyerinde, şu anki yaşamında zor zamanlar vardır. Ama öyle anlar var ki, evet, bunun için değer dediğimiz anlar. Ve ben de böyle bir anı yaşadım ve onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum.